Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye'nin son günlerdeki durumunu nasıl görüyorsun? Bu konuda bilgi verir misin hocam? Kendinizi hazırlayın. Türkiye'nin durumu çok kötüdür. Ve çok iyi olma potansiyeli vardır. Ama insanların çoğunluğu çok kötüler. Ta ki onlar yüzlerini çevirip sultanlarından af dilerlerse, Allah'ın evliyasından bağışlama dilerlerse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan özür dileyip bağışlama dilemezlerse ve Osmanlı'nın bıraktığı yerden devam ederlerse ve o yolda devam ederlerse, Türkiye'nin durumu o zaman havaya uçmak üzere pek çok konuda. Bizler dua ediyoruz ki insanlar uyansınlar. Özellikle Türklerin uyanmasını istiyoruz. Çünkü onlar direkt mübarek Osmanlıların torunlarıdır. Torunlarıdırlar. Onların fiziki secereleri oradan gelebilir. Ama Osmanlı'nın ruhaniyeti yoksa o zaman o fiziki var olmak o boştur. Allah subhanahu emrediyor ki eğer İslam'ı taşıyamazsanız onu sizden alırım diyor. Ve onu taşıyabilecek olan başkalarına veririm diyor. Ve İslam tarihinde bunu defalarca gördük. Eğer onlar taşıması gerekenler taşımıyorlarsa İslam'ı, Allah onu onlardan alır ve onu belki onların düşmanlarına verir. Ki daha sonra bir iki jenerasyon sonra onlar da Müslüman olur ve daha iyileri haline gelirler. Ki onlar derler ki İslam bizim hakkımızdır. Mongollara bakın, İslam onlara verildi. Türklere de oldu, Türklere verildi. Arapların da başına geldi. Onlardan alındı Araplardan. Demek ki bu durum karmaşa, şaşkınlık ve fitne ile dolu. Ve bu durmayacak. Ta ki vaktin sahibi görünene kadar. Kılıcın sahibi tekrar görünene kadar bu durmaz. Kendilerini hazırlayanlar ve ona sevgi duyanlar, ona hizmet için koşturanlar, evet. O gün göründüğünde onlar hazır olacaklar. Hak için savaşmak için ve İstanbul'u ikinci defa fethetmek için. Biz de orada şeyhimiz de oluruz inşallah. Bu onun amacı oydu. Ve o da olacak. O gün de gelecek inşallah. Bizler niyetlerimizle yargılanacağız. Eğer niyetimiz iyi ise ondan yargılanırız. Şimdi bu son günler bunlar. Bu ikinci cahiliye zamanı. Bu ikinci cahil zaman. Her tarafta karmaşa var. Siyah beyaz görünüyor. Beyaz da siyah. Çok dikkatli olmalıyız. Şimdi bu vakittir ki şeyhe şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacın var. Çünkü önünde gördüğün her şey bir oyundur. Eğer özellikle o hükümet tarafından desteklenen bir şeyse bu bir oyundur. Şimdi şeyhimiz her zamankinden çok bize daha çok fiziki yollardan değil, bizlere Nakşibendi yolunda bize gönderecek. Kalbiniz açıksa, bağlıysa o zaman biz birleşeceğiz, ayrılmayacağız. Onlara iyi şanslar, Türkiye'dekilere. Çok ağır günler. Çok
çok şaşkınlık veren günler geliyor ileride. Biz Allah subhanahu teala'dan istiyoruz ki bütün o samimi olanlar kurtuluş yolunu bulsunlar. Başka yol yok İslam dışında. Bu kadar söyleyebilirim. Başka şeyler, çünkü bu çok geniş bir sorudur. İnşallah biz oturup tek tek konuşuruz bunlar hakkında, Türkiye'nin durumu hakkında. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.